Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in vermiş olduğu verilerde, raporlarda, satış konutları ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarda Kütahya'daki konut satışında bariz bir düşüş olduğunu görüyoruz. Kütahya'da Eylül ayı içerisinde toplam 484 satışın gerçekleştiğini açıkladı. Bu veri geçtiğimiz Eylül ayı oranlamasına göre %20 düştüğünü görüyoruz. Tabii ki bunun bazı sebepleri var. O sebeplere görmeden Türkiye İstatistik Kurumu'nun TR33 bölgesi olarak açıklamış olduğu Uşak, Afyon ve Manisa'daki satışlarda da yine düşüş olduğunu görüyoruz. Kütahya'da Eylül ayında 484 satış gerçekleşirken Uşak'ta 449, Afyon'da 786, Manisa'da da 1573 satışın gerçekleştiğini öğrendik TÜİK verilerinden. Ee, tabi bunların çeşitli sebepleri var Kütahya'daki konut satışlarının e, düşmesindeki sebeplerden e, en önemli sebeplerden bir tanesi nakit akışının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsanlar banka kredisine dayalı ve trampa karşılığı dediğimiz yani takas karşılığında e, konut satışı alma yoluna gidiyorlar. Genelde yapılan satışlarda nakit nakit akışı ile yapılan satışların çok az olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Trump'a karşılığında ee, takas karşılığında evlerin satıldığını daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunu Türkiye geneline bağladığımızda yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun Türkiye geneliyle açıklamış olduğu rakamlarda da bariz bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Eylül ayında 102 bin civarında Türkiye genelinde satış olmuş. 2022 e, Eylül ayına göre yüzde buçuk civarında bir azalma olduğunu görüyoruz yine TÜİK TÜİK'in vermiş olduğu rakamlarda e, 2022 e, Ocak ve Eylül ayı içerisinde yine Türkiye genelinde 15 civarında bir azalma olduğunu görüyoruz toplamda Eylül ayına kadar 900 bin civarında bir satışın gerçekleştiğini görüyoruz. Bu satışların en çok İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de yapıldığını görüyoruz. En düşük evlerin, satışların yani gayrimenkul konut satışlarının en küçük, en az olduğu iller ise Ardahan, Hakkari ve Bayburt oldu. Biz tabii ki Kütahya bölgesine hakimiz. Demirland Gayrimenkul olarak Kütahya'nın hemen hemen her bölgesinde gayrimenkulümüz var, tarlamız var, arsamız var. Müşterilerimizin e, talepleri doğrultusunda kendilerine mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hakim olduğumuz bölge Kütahya olduğundan dolayı Kütahyadaki satışların açıkçası önümüzdeki günlerde de bugünkü gibi bu seviyelerde olacağını tahmin ediyoruz Demirland gayrimenkulü olarak biraz daha düşebileceğini tahmin ediyoruz. Takdir edersiniz ki kış aylarında insanların ihtiyaçları farklı yönlere kayabiliyor elindeki birikimleri işte kış aylarının getirdiği zorluklar işte yakıt, ondan sonra okullar açıldı, öğrenci, kırtasiye masrafları gibi zorunlu ihtiyaçlardan dolayı artık insanlar birikimlerini ev, tarla, arsa gibi yerler yatırımlar yerine zorunlu ihtiyaçlarına yöneliyor. Açıkçası önümüzdeki aylarda da bu konut satışındaki düşüşün devam edeceğini tahmin ediyoruz. E, fakat şöyle de bir ümidimiz var. E, devletimizin yapmış olduğu bazı politikalar var bu piyasayı canlandırmak adına. Son zamanlarda eğer dikkat ettiyseniz araç piyasasında biraz bir düşüş gerçekleşti. Bayiler e, piyasaya araba sürmeye başladılar. Bu da inanılmaz derecede araç piyasasını etkiledi. Araç piyasasında araçların düştüğünü görüyorsak ev piyasasında da konut piyasasında da e, konut rakamlarının satış fiyatlarının biraz daha düşmesi e, beklenebilir fakat hükümetin devletimizin acil bir politika e, olarak kredileri açarak vatandaşlara ev sahibi olmak isteyenlere uygun kredilerde e, kredi imkanları sunulduğunda o zaman e, satışlar biraz daha artabilir diye tahmin ediyoruz.